Ya ben ahdettim. Yani kafaya koydum. Ben yapmak istediğim şey tohum bankası. Öncelikle yaptığınız işle gurur duymanız gerekiyor. Bakın ata tohumu çok önemli bir şey. Miras. Nasıl bir ev düştüğü zaman millet onu bölüşemiyor. Millet birbirini yiyor. Bana işte ev, bir ev de bana düşsün, işte evin şu kadar haksızlık oldu vesaire falan. Bizim de buna bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Özellikle Müslüman insana bu konuda çok çalışmak gerekiyor. Yani Müslüman insan tembel olmaz. Çalışması gerekiyor. Çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Bakın karnımız için çalışıyoruz değil mi? Bir tane de olsa, bak tek tane tohum da olsa size tohumu inşallah sağlayacağım. Onun o güzelliğini, o kokusunu, o aromanın, o lezzetini ve yıllardır sizin de barındırdığı o lezzeti siz de tatlarsınız. Ben çiftçilikle gurur duyuyorum. Arkadaşlar, Gelecek Toprak'ta kanalından selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün aslında stok videomuz var. 2-3 tane stok videomuz var. Atıyoruz, izleniyor, izlenmiyor, her neyse. Ama biraz önce aklıma şey geldi. İnsan aklına geldiğini hemen yapmalı. Yani biz bir kanal kurduk. Bir amaca doğru bir şey, bir şekilde kanalize olduk. Gidiyoruz veya gitmeye çalışıyoruz. Benim bugünkü konum atalık tohum. Yani atalık tohum nedir? Niye sahip çıkmak zorundayız? Niye çocuklarımıza sevdirmek zorundayız? Neden bize empoze edilen o hibrit tohumları, sevgimizi için, o sevgiyi içimizden çıkarmamız gerekiyor. Benim anladığım, anlayışıma göre, öğrendiğim ve araştırdığıma göre konuşacağız, yorumlayacağız. Keşke aranızdan bir kişi burada olsaydı da beraber yapsaydık. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Tarımı değiştirir, geliştirirse bence hobiciler geliştirir. Ben bu işe hobici olarak başladım. Ben geliştirdim diye söylemiyorum. Yani ben geliştirdiğimi de iddia etmiyorum. Ben sadece bir bilinç, bir fikir, bir akım oluşturmaya çalışıyorum. Olur olmaz, o ayrı bir şey. Bu benim çoluğuma, çocuğuma miras. Hemen buralara da boş konuşuyor demeyin de arkadaşlar, birazcık yoğunlaşmaya çalışın. Birazcık olayın ambiyansına girmeye çalışın. Herkes her şeyi de hemen anlatamıyor. Bazen oluyor işte. Şimdi bak, görüyorsunuz yani burada fasulyeler, çok döken fasulye, işte patlatma mısırı renkli, işte arkanda kabakların, biberlerin vesaire falan filan. Ben bunları ekmeye çalışıyorum. Özellikle atalık tohum yetiştirmeye çalışıyorum. Bakın şu üstümü görüyorsunuzdur veya işte çıkıyordur, çıkmıyordur. Ben bununla gurur duyuyorum arkadaşlar. Öncelikle yaptığınız işle gurur duymanız gerekiyor. Bu işin ne kadar şerefli olduğunu, şerefli bir görev olduğunu bilmemiz gerekiyor. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki bu bilinci bana vermiş ve ben bu bilinç doğrultusunda sizlere hizmet etmeye çalışıyorum. Hemen konuya geçeyim arkadaşlar. Hani hibrit mısır, hibrit domates, hibrit fasulye neden tek çeşit oldu? Aslında hani monokültür ekim var ya, biz monokültür sadece tek tiple beslenmeye nasıl alıştırılabildik? Biz çok çalışkan ata tohumu diyoruz, bak eski tohum demiyoruz buna. Ata tohumu. Eski tohum da deneyebiliriz ama biz ata ne demek? Bizim atalarımız, o çalışkan insanların bize miras olarak bıraktığı ata tohumlar. Daha düne kadar annemin işte gazete parçalarının içinde, işte çarşafından veya işte bir yerinden yırtıp sakladığı tohumlar bunlar. Arkadaşlar, bu miras. Nasıl bir ev düştüğü zaman millet onu bölüşemiyor. Millet birbirini yiyor. Bana işte ev, bir ev de bana düşsün, işte evin şu kadar haksızlık oldu vesaire falan. Bizim de buna bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Bakın, ata tohumu çok önemli bir şey. Siz hiç biliyor musunuz ya? Yani bilmeyenler vardır diye söyleyeyim. Yozgat yöresinde yetişen bir domates. Ben işte Yozgat yöresinde yetişen bir domatesden istiyorum. Ben onun tadını çok seviyorum diyebilen var mı? Özellikle yeni jenerasyonda bunu isteyebilecekler mi? İşte patlatma mısırı, ben renkli mısır olsun, o ben o kokusunu, işte o lezzetini çok seviyorum. İşte çok döken fasulyenin sallıyorum, kılçığı çok oluyor ama yani farazi, lezzeti çok güzel oluyor. Çok şifalı ya bu. İşte hiç zararı yok falan vesaire. İşte patateste ben özellikle şu cins istiyorum diyebildiğimiz bir şey var mı ya? Yok. Gidiyorsun markete, patates ver diyorsun. Ama bu kadar zenginliğin hepsini kaybettik. Hiç farkında mısınız? Farkında mıyız yani? Farkında değiliz. Bak, her şey gitti elimizden. Nereye gidersen git hep aynı domates. Nereye gidersen git hep aynı salatalık. İsimleri 2-3 tane isim değişir. Başka değişmez. Ama biz o kadar çok zengin bir toplumuz ki. Salatalıktan sallıyorum bak. Şu an oturduğum yerden sallıyorum, 50 çeşit vardır en az. Domatesden hadi onu da sallıyorum, 100 çeşit vardır. Nereye gitti bunlar ya? Ne oldu? Bizim başımıza ne iş geldi arkadaşlar? Bu kadar tembellik, bu kadar vurdum duymazlık bize nasıl bu şeye olabildi ya? Ne olurdu yani bir işin ucundan da biz tutsaydık? Ne olurdu birazcık da biz bunu çocuklarımıza anlatsaydık? Yani bu bilinci vermiş olsaydık, üretseydik az bir şey ya.
Biz de üretsek hiç arkadaşlar şunu söyleyeyim, çok geç değil. Bunu yapan çok bilinçli insanlar var, mücadeleci insanlar var, milliyetçi insanlar var, Müslüman insanlar var. Özellikle Müslüman insana bu konuda çok çalışmak gerekiyor. Yani Müslüman insan tembel olmaz. Çalışması gerekiyor. Çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Bakın karnımız için çalışıyoruz demiyorum bak. Karnımız için değil. Başkalarının kölesi olmayın ya. Olmayalım. Ya bak şu, mantık şu. Ben buraya ektiğim domateslerin hibrit domates geldi işte. Yeni bu senenin hibrit domatesini diktik. Bu domates burada deneniyor, farkında mısın? Bunu üreten mühendislere, bunu üreten insanlara, bunu üreten ülkeye sen katma değer sağladığının farkında mısın? Onlar için hizmet ettiğinin farkında mısın? Farkında mısınız? Bir düşünsenize. Niye gitti? Bizim bu kadar zenginliğimiz nereye gitti ya? Ya ben ahdettim. Yani kafaya koydum. Ben yapmak istediğim şey tohum bankası, atalık tohum bankası. Daha önceki videolarda gördünüz, bak biberi ben bir ay sonra ektim. Niye? Çarşıdan hemen alabilirdim. Hemen hibritlerden ya da ne olduğunu bilmediğim biberi ekebilirdim. Ama benim biberlerim hepsinden en küçük şu anda. Olsun. Çiçek açtı. Olacak inşallah. Atalık olsun, ne olursa olsun. 5 çeşit biberim var. Bu nedir benim? Bu bir şereftir. Vallahi billahi benim için gerçek söylüyorum şeref ya. Hayatım için gayem, amacım, bir sevincim, beni motive eden bir şey ya. Ben bir şeyler için uğraşıyorum. Bak milletim için bir şeye uğraşıyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun siz talep etmezseniz karşı taraf bunu yapmaz. Ama bunu arkadaşlar sizler için bir tane de olsa, bak tek tane tohum da olsa sizler için bunu inşallah sağlayacağım. Onun o güzelliğini, o kokusunu, o aromasını, o lezzetini, o yıllardır içinde barındırdığı o lezzeti sizin de tatmanızı çok istiyorum. İşte fasulyede bunu tatmanızı istiyorum. Mısırda, işte kabakta, domatesde, salatalıkta, elimde ne varsa siz de o duyguyu yaşamanız gerekiyor. Bence bu duyguyu herkesin yaşaması gerekiyor. İşte ben Yozgat domatesi yedim. Bak bu bir özellik, bu bir ayrıcalık ya. İşte ben Afyon salatalık yedim. İşte İstanbul dikenli salatalık yedim. Ya da Osmanlı bezelye yedim, yukarıda var. İşte çok döken fasulye yedim. Fasulye yemedim bak, çok döken fasulye yedin arkadaşlar. Bunların hepsinin ayrı ayrı aroması, lezzeti, birikimi, bilmem neyi var. Hepsinin damağınızda bıraktığı farklı lezzetler var. Kiminin biraz işte B vitamini fazla, kiminin bilmem bir şeyi az, çok. Ne oluyor? Zengin oluyoruz. Şu toplumdan zengini, daha âlâ zengin bir ülke var mıdır ya? Fakirleşmeyelim. Fakirleşmeyin. Tohumunuza sahip çıkın. Lütfen bakın. Türkiye'de tamam, çiftçiler değer görmüyor. Bunun farkındayız. İşte ben de bu vaziyetimde çarşıya, pazara bir yere gittiğim zaman işte insan yurduna koymuyorlar. Oluyordur yani. Genelinde oluyordur. İşte adam hayvancılıkla uğraşıyor. Kokuyor diye adamı suratını ekşittiği oluyor. Ama bilmiyorsun ki sütünü ondan alıyorsun işte. La adam 5'te sabah 4'te kalkıyor, sütün içine uğraşıyor işte. Samanını veriyor, hayvanın altını temizliyor, üstünü temizliyor. Hem niye saygı duymuyorsun ya? Okumadı diye. İşte bunu yaparsan yarın bir gün o süte de muhtaç kalacaksın. Kim yapacak bunu? Kendi çocuğuna da yaptırmıyor. Kim yapacak? Ben mi yapacağım sana her şeyi? Ya da başkası mı yapacak? Yapmayacaklar arkadaşlar. Yapmayacaklar. Yapmayacaklar ya. Adam işte üstü başı kirli gidiyor çarşıya pazara. Belli, her halinden belli çiftçi. Ama insan yurduna koyup da onu karşına alıp da gerekli değeri vermeyen o insan var. Bilinçsizlik, cahillik bu değil mi ya? Çalışan, şu ülkenin lokomotifi olan insanlardan, yani bu bir zincir ve o zincirin içinde çok önemli bir yer tutan çiftçilere niye saygı duymuyoruz? Niye? Var mı cevabı? Yok. Ama boş ver. Ben çiftçilikle gurur duyuyorum arkadaşlar. Ben çiftçilikle gurur duyuyorum. Çiftçilik üretmektir. Üretmek geleceğe taşımaktır. Atalık tohuma bir zincir katacağız inşallah. Bir zincir de benden olacak arkadaşlar. Bir zincir de ben ekleyeceğim oraya. Amacım bu. Çocuklarıma, senin çocuğuna, öbürüne. Bak şu an hiç gücüm yok. Hiç gücüm yok. Bir şey yapamam. Gerçekten bir şey yapamam. Ama inanıyorum yani. Bir şekilde bu iş büyüyecek. Büyüdükten sonra senin çocuğuna, öbürünün çocuğuna, öbürünün babasına, anasına, bilmem ne, tek tek konuşacağız. Konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Sahip çıkmak zorundayız. Ya bana Trabzon'dan salatalık geldi. Dünyalar benim oldu ya. Atalık Trabzon salata. Bu bir çeşit işte, bak benim selamda var. Çıkar da yersem, geçen gün çocuklarıma yedirdim 2 tane salatalık. Biri İstanbul dikenli, biri de şey.
Yozgat yöresine ait bir salatalık. İkisinin de tadını bambaşkaydı. İzlediniz mi videoyu bilmiyorum. İkisinin de tadı bambaşkaydı. Niye ben bu zenginlikten mahrum kalayım ki? Bence kalmayın. Siz de kalmayın arkadaşlar. Birazcık çalışıp birazcık gayret etmekte fayda var. Allah'a emanet olun. Zaten bu videoda muhtemelen dinlenmeyecek, izlenmeyecek. Biz çocuklarımız izleriz büyüyünce. Hatıra olarak kalacak, izlenmeyecek. Eminim yani ama işte insan gönül durmuyor ki yani. Olur ya diyor ya, 5 kişi dinler, 3 kişi dinler. Belki sen söylediğinden o farklı şeyler yapar, bir mücadele olur, bir mücadeleyi ateşlemiş olursun falan. Öyle. Öyle arkadaşlar, Allah'a emanet olun.